Canım arkadaşım, sevgili öğrencim, hoş geldin. Psikolojinin temel süreçleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. 3 farklı video bizi bekliyor. İlk videoda 35 soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz uyarıcı tepki ilişkisiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey, parçada verilen bilgilerden yola çıkarak uyarıcı tepki ilişkisiyle ilgili nasıl bir sonuca ulaşabiliriz? ve uyarıcıyı tanımlayarak başlıyor. Diyor ki: "Uyarıcı iç ve dış çevreden gelerek duyu organlarımızı harekete geçiren herhangi bir güçtür. Uyarıcıların bir kısmı çevrede olup biten fiziksel ve kimyasal enerji değişiklikleridir. Bunlar yeteri kadar kuvvetli olunca duyu organlarını etkiler ve davranışlara neden olur." Örnek de vermiş. Demiş ki: "Güzel bir çiçek kokusu A organizmada hoşlanma tepkisini yol açarken kokulara karşı alersi olan B organizmasında öksürme tepkisini neden olabilir? Yani aynı uyarıcı sevgili arkadaşım farklı organizmalarda farklı tepkilere neden olabilir? Tepki 1, tepki 2 diyelim ve devam edelim. Şimdi nasıl bir sonuç çıkardık? Şöyle bir sonuç çıkardık. Dedik ki aynı uyarıcı Farklı organizmalarda farklı tepkiye neden olabilir. Şıklara bakıyorum. Aynı organizma diyor. Bizde farklı organizma var. Ele gitsin. Aynı uyarıcı. Doğru bir uyarıcımız var. O da çiçek. Farklı organizmalarda farklı tepkilere neden olur mu? Kesinlikle olur hocam. Peki farklı uyarıcılar. Hayır tek bir uyarıcı var. Ele gitsin. Uyarıcı tepki arasında bağ tam olarak anlaşılmaz mı? Anlaşılır. Bal gibi de anlaşılır hocam. Peki farklı uyarıcılar. Tek uyarıcımız var. Bunu da eleyelim gitsin hocam. Cevap B şıkkıdır. İkinci sorumuz ekranda. Parçaya göre aşağıda verilen tepkilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Diyor ki psikolojik süreçler bilissel, duysal ve davranışsal olarak üçe ayrılır. Bilissel süreçler algılama, akıl yürütme, hatırlama gibi süreçlerdir, davranışlardır. Duysal süreçler ise acı, sevgi, korku, saygı gibi davranışlardır. E, hareketle ilgili olanlar da Gözlenebilir olan tepkilerimizdir. Mesela şu an elimi oynatmış olmam nedir? Hareketle ilgili olan değerli arkadaşım tepkilerimizdir. Her neyse şıklara bakalım. Hayal etme nedir hocam? Hayal etme zihinle ilgilidir. Zihinle ilgili olduğuna göre bilişseldir sevgili arkadaşım. Coşku, sevinç, eğlence bunlar hepsi duyguyla ilgilidir. Soyutlama bir şeyi soyutlama yapabilmen için zihni kullanman gerekir. Dolayısıyla bilişseldir. Yürümek nasıl bir davranıştır? Davranışsaldır. Elimi nasıl oynatıyorsam ve bu davranışsal ise yürümem de davranışsaldır yazalım buraya. Peki kıskançlık nedir? Duygu ile ilgilidir. Dolayısıyla duysaldır. Farklı olan iki bilissel var, iki duysal var. Dolayısıyla farklı olan davranışsaldır. Yani yürümedir hocam. 2 de tamam. Sıra üçte hocam. Bu sorumuz gelişim ilkeleriyle ilgili bir soru. Bakalım parçada hangi gelişim ilkesiyle ilgili doğrudan söylenmiş bir durum söz konusudur? Bakıyoruz. Diyor ki ihtiyaçları zamanla karşılanamayan bebekler güven duygusu kazanamazlar. E, güven duygusu da kazanamayan bebekler ilerideki yaşlarda yapılan etkinliklerde kendisinden kuşku duymaya başlayacak. Girişimcilik duyguları da olumsuz etkilenecek. Bak şimdi. Bebeklikte ne yaptık? güven duygusunu veremedik. İlerideki yaşlarda kendinden kuşku duymaya başladı. Daha sonra ne oldu hocam? Girişimciliği olamayan Kendisinden şüphe duyan bir birey oldu. Demek ki gelişim birbirini etkileyen bir süreçtir. Demek ki gelişim bütünseldir. O yüzden cevap D şıkkıdır. Dördüncü sorumuza gelelim. Maymunlarla ilgili bir sorumuz var. Bir deney yapılmış. Bu deneyle ilgili hangi donanımın daha etkili olduğunu, hangi donanıma dikkat çekildiğini bulacağız hocam. Bakıyoruz. Bir çalışmada maymun yavruları 3 farklı grupta yetiştirmişler. Bunların bir kısmı kontrol grupları grubu olarak ayrılmış ve anneleriyle birlikte büyütülmüşler. Diğer yavrularla oynamalarına izin verilmiş. Yani olması gereken şey yapılmış hocam. Sonra deney grubundaki maymunları yetmemiş gibi ikiye ayrılmışlar. Doğduktan hemen sonra annelerinden ayrılmış yavruların değerli arkadaşım görebilecekleri, işetebilecekleri kafeste tek başına büyütülmüş. Tek başına büyüyor ama diğerlerini görüyor. Diğer kısmını ise onların göremeyeceği yani diğer yavruları da göremiyor. Tamamen yalnız olarak izole edilmiş bir şekilde ne yapıyorlar? Bir kafese yerleştiriyorlar. Sonra bunları karşılaştırıyorlar. Karşılaştırdığında gördüğümüz gibi duysal ve diğer yönlerden farklı davranışlar sergiliyorlar. Örneğin maymunlara özgü flört etme davranışları gösterilemiyor ya da kontrol grubundaki maymunlar gibi böyle canlı kanlı böyle maymunlara özgü davranışlarını falan yapamıyorlar hatta boyun eğme korkma eğilimleri gösteriyor yani ne yapamıyorlar? Diğer maymunlarla bir araya geldiğinde maymun gibi davranamıyorlar. Çünkü o şekilde bir uyarıcı yok, bir sosyal ortam yok, sosyalleşememiş hocam. E o halde sosyalleşemediyse, diğer maymunlara benzer davranışlar gösteremiyorsa çevrenin etkisi vurgulanmaktadır. Cevabında 5 yıkıdır hocam. Geldim 5. soruya. Diyor ki parçada önemi vurgulanan gelişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 3 yaşındaki bir çocuğa sabah akşam uğraşıldı halde okuma yazma neden öğretilemez? Gerçekten neden öğretilemeyiz? Yani çocuk diyelim ki konuşmaya başladı, anlıyor dediğinizi neden öğretemezsiniz? Yani cevabı aslında çok basit. Ne yaparsanız yapın siz ona bir şey öğretemezsiniz. Çünkü onun fiziksel ve zihinsel yeterliği hazır değildir bir kişinin zihinsel ve fiziksel olarak yeteri düzeye gelmesine biz olgunlaşma diyoruz. Olgunlaşma olmadan asla ama asla bir şeyi öğretemezsiniz. O yüzden cevap C şıkkıdır. Düşünsenize benim oğlum olan Arene benim şimdiden okuma yazma öğretmeye çalışmam gibi boşuna beyhude bir çaba yani. Öğretemem mümkünatı yok. İnsanlar boşuna 5-6 yaşı beklemiyor ya da 6 yaşında ilk okula başlatmıyoruz. Ha istisnai durumlar olabilir ama olgunlaşma yoksa, yani fiziksel olarak o kalemi tutabilecek duruma gelmediyse, zihinsel olarak o yeterliğe gelmediyse öğrenme gerçekleşmez hocam. Gelelim altını soruya, bir de size bir şiir okuyalım. Ahmet Haşim'in dizelerini okuyalım ve gelişim dönemine hangisine vurgu yaptığını bulalım. Diyor ki, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak, sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Düşünsene bu şiiri ne zaman okursun? E, her zaman okuyabilirsin de. Yani bu sana ne zaman anlamlı gelebilir? Ya da hangi gelişim dönemine vurgu yapabilir? Yüzün perde perde olmakta, suların, ışığın artık sönmekte, geçen geçmiş, geçmişle ilgili muhasebeye girişmişsindir. Artık yavaş yavaş yaşamının sonuna doğru gelmişsindir. Bu hangi dönemdir? Yaşlılık dönemidir sevgili arkadaşım. Gelelim yedinci soruya. Burada yine bir gelişim dönemi sorulmuş. Burada kişi kendisini çevreden ayrıt edebiliyor. Nesne devamlılığı sağlanabiliyor? Anneye bağımlı olduğu ve anneye bağlandığı dönemdir. E bu dönem bebeklik dönemidir hocam. Neredesin? Bakalım aşıkındaymış. Geldim 8. soruya. Yine bize bir gelişim dönemi sorulmuş ve bir kişi duygularını ifade ediyor. Bugünlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum diyor. Annem kilo verdiğimi söylüyor ama önemli değil. Boyum da epey uzadı. Daha da uzamasını istiyorum. Çünkü basketçi olmak istiyorum. Geçen gün sınıftaki arkadaşlarıma televizyonda öğrendim birkaç hareketi yaptım diyor. Ama diyor o Serkan yok mu o Serkan? Ne kıskandı beni. Diyor ki herkesin içinde burun kıvırdığı yetmezmiş gibi bir de sesim de dalga geçiyor. E kendi sesi sanki kalın değilmiş gibi. Üstelik sivilceleri de var. Yine kendimi çok kötü hissettim. Sivilce var mı? Var. Sesi kalınlaşmış, boy uzamış, fiziksel değişim var. Alıngan mı alıngan, çatışma var mı? Var. Tam da ergenlik dönemi hocam. Beş yakın işaret diyelim. Gel dokuzuncu soruya. Piaget'in bilissel gelişim dönemini sormuş. Hemen saymak istiyorum. Piaget'in bilissel gelişim dönemleri. Duysal motor... İşlem öncesi somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemidir. Dolayısıyla ergenlik dönemi eleyebiliriz. Şimdi soyut önermelerle mantıklı düşünmenin yapıldığı yerdir. Direkt duysal motora eğriliyorsun. Burada bebeklik dönemidir. 0-1 yaş. Böyle bir şey yok hocam. Olaylar gelecek ideolojik kavramlarla ilgili. Yani ideolojik kavramlarla ilgileniyor. Bununla ilgili e, çıkarımlar yapıyor. Dolayısıyla çocukluk dönemi olan işlem öncesi ya da somut işlemler dönemi de değildir. Ahlaksal konular üzerinde de akıl yürütüyor. Demek ki bu kişi ergenlik dönemindedir. Ergenlik dönemi Piaget'e soyut işlemler dönemidir. Cevap B şıkkıdır hocam. Geldim 10. soruya. Diyor ki 2 yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması nesne devamlı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz. Hocam nesne devamlı ne ki? Bunu bilmeden nasıl yapabiliriz? Nesne devamlı dediğimiz şey şudur. Çocuk önündeki herhangi bir nesne kaybolsa da onu takip eder, onun ortadan kalktığını düşünemez. Şimdi Arene ben 3-4 aylıkken önündeki herhangi bir nesneyi alıyordum, takip etmiyordum. Bakmıyor. Dedim... A kayboldu, kayboldu diyorum. O zaman ne diyor? Kayboldu, kaybolmadı aslında. Ama o nesne devamlı kazanmadığı için takip etmiyor. Şimdi özellikle bu tableti ve bu kalemi kaybettiğimde şöyle yapıyor: hemen nereye koyduysam dolaşıyor, buluyor, almaya çalışıyor. Ya da cep telefonunu ee, cebimden çıkarmaya çalışıyor çünkü nesnelerin kaybolmadığını biliyor. O nesneler yok olmadı. Herhangi bir yerde. O yüzden onun takibini sağlıyor. Bu da 8 aydan sonra oluyor hocam. Şimdi yuvarlanan topu almak için kanepenin arkasına girmeye çalıştıysa o topun oraya gittiğini düşünüyor. Nesnelik, nesne devamlı devam ediyor. Çünkü onun yok olmadığını biliyor hocam. Peki bunu işaret diyelim. Örtünün altında saklanan şekeri örtü kaldırarak alması nesne devamlı gösterir. Mama e, sandalyesinden düşen kaşığı yere bırakarak ya da yere bakarak araması yine nesne devamlılığına örnektir. Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip onu sepetten alması yine nesne devamlı örnektir. Ama elindeki biberonu ağzına götürmesi refleksif bir hareket olabilir. Ya da kişinin fizyolojik güdüsünden kaynaklanabilir. Ama nesne devamlı burada yok. Takip ettiği bir nesne yok hocam. Şimdi geldik 11. soruya. Korbeck'le ilgili bir soru, Korbeck'in ahlak gelişimini bize sormuş. Bakalım bu örnekler Korbeck'in hangi evresine uygun örneklerdir? Diyor ki, öğretmen yoksa kopya çekilir. Polis yoksa kırmızı ışıkta geçilir. Demek ki polis varsa kırmızı ışıkta geçmez. Burada otorite varsa uyduğunu görüyoruz. Otorite varsa kurallara uyulur. Otorite yoksa kurallar çiğnenebilir. Bu itaat ceza dönemidir. İtaat ne zaman olur? otorite varsa, ceza varsa ne olur? Otoriteye ayak uydurur. Ama eğer otorite yoksa cezalar ihlal edilebilir. Çünkü buna gönülden inanmamış. Sadece ceza alıp almamasına göre davranmaktadır. O yüzden cevap D şıkkıdır diyelim. 12. sorumuza bakalım. 12. soruda bize bir duyum süreci sorulmuş. Bakalım hangisi sorulmuş? Diyor ki Araştırmacılar saat başına iyi ücret ödenen gönüllü denekleri ses geçirmeyen bir odada. Bakın burası önemli. Ses geçirmeyen bir özel odada. Gözleri ve kulakları kapalı, elleri ayakları dahil olmak üzere bütün vücudunu özel bir giysiyle yalıtılmış şekilde ne yapmışlar? Yatırmışlar. İyi de para veriyorlar. Bak böyle durursan sana işte saat başı şu kadar vereceğiz. Ne diyelim 100 dolar vereceğiz saat başı. İyi de para ha. Neyse devam edelim. Bu sırada deneklerin beyin dalgaları ve sözlü ifadeleri kaydedilmiş. Denekler bu işten iyi para kazandıkları halde 8 saat sonra odadan çıkmak istemişler. Düşünsene iyi para veriyorsun. Bulunmayacak bir iş var ama denekler çıkmak istiyoruz diyor. Araştırmacı hemen dışarı çıkartılmazlarsa dayanamayacaklarını söylüyorlar. Deneklerin bazıları ise işte en fazla 3 gün dayanabilmişler. Ve deneklerin değerli arkadaşım hemen hepsi düşünme boyunca kozukları göstermişlerdir. Günlerden hangi gün olduğunu, nerede bulunduklarını bilememişlerdir. Sıkıntı, kızgınlık ve gerginlik duymaya başlamışlar. Düşünsene, günlük 8 saat, 10 saat çalışıyorsun, 100 dolar alamıyorsun. Adam sana saat başı bu ücreti veriyor ama sen dayanamıyorsun. Çünkü neden? Bütün uyarıcılardan yoksunsun. Düşünsene duy organlarının tamamını yani ses geçiremeyen bir odadasın, gözler kulakta her şey kapanıyor, bütün uyarıcılardan yoksunsun, dayanamıyorsun. Çünkü neden? Yetersiz uyarıldığında gerginlik olur, sıkıntı olur, akıl sağlığı bozulabilir. Burada yetersiz uyarılma var, yani bütün uyarıcılar neredeyse ortamdan kaldırılmış hocam. Cevap C şıkkı. Eğer çok fazla uyarıcı olsaydı o zaman aşırı uyarılmaya gidecektik. Onu da unutmayasın. Bu sorumuz duyum süreçleriyle ilgili bir soru. Bakalım hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir? Diyor ki adam ormanda kamp yapmayı çok sever. Her hafta sonunda kamp yapmaya gider. Bir gün eşini yanına almış. Onunla birlikte kamp yapma kararı almış. İyi mi etmiş kötü mü etmiş siz karar verin hocam. Her neyse Güzel vakit geçiriyorlar, yatma saati geliyor, adam başını koyduğu gibi uyuyor. Ama kadın impirikleniyor, yatamıyor çünkü ilk kez kamp yapıyor tedirgin bir şekilde ama uykuya yenik düşüyor. Ve birden uyandığında bir bakıyor ki çadır yok. Sonra eşini uyandırmaya çalışıyor, eşi kızgınlıkla kalktığında diyor ki yukarı bak bana ne gördüğünü söyle. Adam bakıyor, beni bunun için mi uyandırdın öncelikle? Yani gökyüzünde bir sürü yıldız var diyor. O da ısrarla diyor bu sana neyi gösteriyor? O da artık sabırla sabrın son demlerinde evrenin sonsuzluğunu, onun yanında önemsizliğimizi, ondan sonra yıldızların konumuna bakarak saatin 3 olduğunu söyleyebilirim. Yarın havanın iyi olacağını söyleyebilirim. Peki sana ne gösteriyor? O da diyor ki adama ee, ne diyor? Çadırımızı çalmışlar canım diyor. Bak şimdi adam hiç farkında değil. O kadar çok kamp yapmaya alışmış ki, dışarıda yatmaya alışmış ki, o e, manzaraya o kadar alışmış ki çadırın gittiğini fark edemiyor. Peki şıklarda alışma var mı? Yok. Alışma olmasını bekliyor muyduk? Hayır. Onun ikinci ismini bekliyorduk. O da nedir hocam? Duyusal uyumdur. Değerli arkadaşım geldim 14'e. Yine duysal süreçlerle ilgili bir soru var. Sırasıyla bakalım hangileri örneklendirilmiştir? Baharatçıya girdiğimizde baharat kokuları belirgin şekilde algılarız değil mi? Evet ya da bir balıkçıya girdiğimizde belirgin bir şekilde o kokuyu alırız. Ama hem baharatçı hem de balıkçı kokuyu almaz. Çünkü ne olmuş? Burun artık duruma alışmıştır. Duyu organları varsa alışmaya gidiyoruz. O halde alışma olmayanları eliyoruz. Peki ikinci örneğe bakalım. Diyor ki anne başta bebeği çok ağladığı zaman uyanabiliyordu. Ama şimdi bebeği küçük bir ses çıkardığında hemen uyanabiliyor. Çünkü artık hassaslaşmış. Biz bu hassas, hassaslaşmaya ne diyoruz? Duyarlılaşma diyoruz. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır hocam. Geldim 15'in soruya. Diyor ki pencerenin önünde durduğumuzda gözümüzün alt tabakasına düşen pencere imgesi dikdörtgen şeklindedir. Yandan baktığımızda yamuk şeklini alır. Ancak siz pencereyi her iki koşulda da ne yaparsınız? dikdörtgen olarak algılamaya devam edersiniz. Yani ister sana yamuk görünsün, ister üçgen görünsün, ister beşgen görünsün. Sen onu her zaman ilk haliyle algılarsın. Biz buna ne diyoruz? Algıda değişmezlik görür sevgili arkadaşım. Geldim 16. soruya. Parçada anlatılan durum algının hangi özelliği ilgilidir demiş. Bakıyorum. Bir caddenin başından sonuna doğru bakınız. Caddenin her iki tarafında binalar uzakta yaklaşıyormuş hatta bileşiyormuş gibi görünür. Uzaktaki binalar yakındakilerden daha az ayrıntılıdır. Bu binaların bir kısmı diğerlerinin arkasındadır ve bunların önüne gelenler sanki daha yakınmış gibi gözükür. Peki bu neyle ilgilidir? değerli arkadaşım bu gözün yapısından kaynaklanmaktadır. 3 boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. Yani nesneleri 3 boyutlu algılamasından kaynaklanmaktadır. Bu da derinlik algısıyla ilgili bir durumdur. Cevap 5 şıkkıdır hocam. 17. sorudayım. Diyor ki iç ya da dış uyarıcıların organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkilemesi sonucu ortaya çıkan duruma aşırı uyarılma denilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aşırı uyarılmaya örnek gösterilebilir? Aşırı uyarılmada çok fazla ve uzun süre bir şiddetli durumun olması gerekir. Azsa hemen hemen hiç yoksa yetersiz uyarılma vardır. Çok fazla varsa aşırı uyarılma vardır. Şimdi Ay'a giden astronotların durumunu düşünelim. Aylarca orada kalıyorlar. Çok fazla uyarıcı var mı? Yok. Neredeyse yani yalnızlıktan patlayacak gibiler. Dolayısıyla yetersiz uyarılma bile olabilir. Ele gitsin. Uzun yolda giden tır şoförleri özellikle şehirlerden çıktıktan sonra sürekli dağlar var. Birbirinin hep aynısı. Dolayısıyla burada çok fazla uyarıcı yok hocam. Peki batan gemide uzun süre kalan tayfaların durumu nedir? Yine yetersiz uyarılmadır hocam. Peki sürekli olarak sürekli bir yeri ağrıyan insanların durumu aşırı uyarmadır. Sürekli ve şiddetli bir ağrı aşırı uyarılmaya neden olur. Hücre alan tutsaklar yetersiz uyarılma görürler. Çünkü değerli arkadaşım çok az uyarıcı vardır. Bu da onların akıl sağlığını etkilemektedir. Şimdi gelelim 18 soruya. Diyor ki buna göre algı ve duyumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? duyu organları yoluyla iç ve dış çevreden gelen uyarıcıların alınarak sinirler yoluyla beyne ulaşmasına duyum diyoruz. Ve her zaman öncelikle duyum olur. Duyumdan sonra algı olur. Bak şimdi iç ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığıyla anlamlı hale getirilmesine algı diyoruz. Değerli arkadaşım baştan söyleyelim. İlk başta duyum olur sonra algı olur. Duyum basit fizyolojik bir olaydır. Algı karmaşık bir olaydır. Algıda anlamlandırma vardır. Duyumda yoktur hocam. Şimdi bakıyoruz. A şıkkı algılama duyumdan önce mi gerçekleşir? Sonra gerçekleşir. Ele gitsin. Algılama bilinçlidir. Duyum bilinçsizdir. Aynen öyledir hocam. Peki bunu kanıtlayalım. C şıkkına bakalım. Duyum karmaşık bir algı mıdır? Hayır. Duyum basit fizyolojik bir olaydır. Bilinçsizdir. Ama algının kendisi karmaşıktır bilinçlidir hocam. Peki duyum herkeste farklı mı olur? Hayır, duyum herkeste aynı olur. Algı herkeste farklı olur. Her duyum mutlaka algıya dönüşür mü? Yani anlamlandırılabilir mi? Hayır, bazen olmayabilir. Cevap B şıkkıdır. Şimdi şu şekle baksanıza. Hangisi daha uzundur? Büyük ihtimalle bunun uzun olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi ben size şu şekli bir şöyle yapayım. Bakın, çizgilerin hangisi daha uzunmuş? eşit değil mi? Evet. Peki neden biz ilkini daha uzun olarak ilk başta gördük? Çünkü şuradaki oklar bizi yanılttı. Yani burada algıda yanılmaya bir örnek vardır. Her ikisi eşit olmasına rağmen gözümüzün yapısından kaynaklanan bir yanılma oldu. Dolayısıyla burada algıda yanılma var. Şimdi bana söyler misiniz? Şu iki şekilde ne görüyorsun? Büyük ihtimalle de benim gibi yuvarlak ve kare görüyorsun. Nasıl hocam? Burada bir arada boşluk var. E ne yaptı biz? Daha doğrusu biz değil gözümüz ne yaptı? Bu boşlukları tamamladı. Şuradaki boşlukları da tamamladı. Dolayısıyla ne oldu? Algıda tamamlama oldu hocam. Bu da tamamdır. Gelelim 21. soruya. 20. soruda güzel bir örnek var. Örneğe bir e, detaylandıralım. İlginç de bir örnek. Değerli arkadaşım diyor ki bir zamanlar köyde çobanlık yapan bir Hakan diye bir arkadaşımız varmış. ÖSYM'de ne yapmış? Derece yapmış ve doktorluğu kazanmış. Zaman içerisinde sosyoekonomik durumunu o kadar iyi yapmış ki değerli arkadaşım evler arabalar almış. Hatta gezilere katılmış. Gezilerden bir tanesini de İsviçre'ye yapmış beyefendi. Her neyse arkadaşları doğanın güzelliğinden bahsediyorlar. Doğa hayran kalıyorlar. Kendisi de şöyle düşünüyor. Ya diyor ki arkadaşlarına. Ya burada mükemmel bir şekilde hayvancılık yapılır. Ne güzel otlar, ne taze otlar var diyor. Bak şimdi doktor ama daha önce yaşamış oldukları durumlar var, ilgileri var. Ee, dolayısıyla bu ilgisi bize algıda neyi gösterecektir? Seçiciliği gösterecektir. Başkası başka bir şekilde orayı gözlemleyebilir. Ama o geçmiş yaşantılarından kaynaklanacak bir şekilde ne yapıyor? O otların, o manzaranın, o dağın, o ovanın hayvancılığa çok daha elverişli olacağını görecektir. Bu da algıda seçicilikle ilgili bir durumdur. Geldik 22. soruya. Diyor ki öğretmenler sınıftaki öğrencileri oturdukları sıraya göre sınıflandırıyorlar, algılıyorlar. Mesela diyoruz ki işte cam kenarında 3. sırada oturan, ya da orta sırada en arkada oturan, duvar kenarında ikinci sırada oturan derken ne yapıyoruz? Öğretmen masasına göre yakınlıklarına göre kodlama yapıyoruz ki ben de yapıyorum. Dolayısıyla burada ne var? Algıda değerli arkadaşım yakınlık var unutmayasın. Öğretmen masasını merkeze alarak ne yapıyoruz? Bizler kodlamalar yapıyoruz. Bu da algıda yakınlıktır hocam. Geldik 23. soruya. Diyor ki yukarıda verilen şeyleri hangi kavramla ilişkilendirebiliriz? ve çok da güzel örnekler verilmiş. Diyor ki bir atı zorla su içirmeye götürebilirsiniz ama ona asla zorla su içiremezsiniz. İstemedikten sonra bu olay gerçekleşmez. Ya da dinlenmek isteyen birey mutlaka sessiz bir yer arar ve dinlenir. Ya da uzaktaki bir arkadaşını özleyen kişi özlemini gidermek için bir şekilde onun yanına gider. Demek ki biz istersek bir şekilde başarabiliriz, bir şekilde bu olayın üstesinden geliriz. Yeter ki isteyelim, yeter ki istekli olalım. Bu da bizi nereye götürecektir? Motivasyona, yani güdülenmeye götürecektir. Gelelim 24. soruya. 24. soruda Freud diyor ki, masum rüyalar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur. Vay be. Neymiş? Masum rüyalar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur diyor. Bunları çözümlemeye kalkıştığınızda göründüklerinin tam tersi ortaya çıkar diyor. Peki Neyi vurgulamak istemiş olabilir? Bir bakalım. Uyku sırasında beyin aktif mi hocam? Aktiftir. Peki bunu mu vurguladı? Hayır hocam. Rüya yorumları bizi gerçek bilgilere ulaştırır dersek bilim yapmış olur muyuz? Hayır, rüya yorumculuğu yapmış oluruz. Dolayısıyla ele gitsin. Peki gündelik olaylar kendini rüyalarda gösterir mi? Gösterir. Ama burada bilinçaltına bir vurgu var. Gündelik hayata bir vurgu yok. Dolayısıyla D şıkkına dikkatli bakalım. Diyor ki rüyalar bilinçaltındaki korku, kaygı ve beklentiler hakkında bize ipuçları verebilir. Yani kuzu gibi görünenler aslında bilinçaltımızda o yaşanan çatışmaları gün yüzüne çıkarabilir. O yüzden cevap D şıkkıdır hocam. Geldim 25. soruya. 25. soruda 3 yaşındaki Ali dedesinin çiftliğini ziyarete gitmiş. O zamana kadar tek tanıdığı bir hayvan varmış, o da köpektir. O halde şöyle diyelim, şöyle çizelim. Tek tanıdığı bir hayvan var. Bu da köpek. Ve çiftlikteki koyunları görünce de "Aa köpek" demiş. Dedesi de ona gördüklerinin köpek olmadığını, koyun olduğunu söyler. Çocuk ne yapmaya çalışmış? Daha önce öğrendiği o şemanın içerisine koyunu koymaya çalışmış. Ama dedesi onu uyarmış. Demiş ki evet dört ayaklı olabilirler, aynı boyutta olabilirler ama bu farklı bir hayvandır diyerek ona farklı bir şema açmış. Bu da koyun şeması olmuş. Değerli arkadaşım o yüzden cevap D şıkkıdır. Bizler dünyayı şemalarla algılarız. Eğer yeni aldığımız bilgi uyarsa o şemanın içine koyarız. Uymazsa yeni şemalar açarız ve yeni bilgilerimizi oraya koymuş oluruz. Gelelim 26. soruya. Bu parçada yapılan değerlendirmeler hangi kavramla açıklanabilir? Bir futbol maçını kaybeden takımın oyuncuları, teknik direktörleri ve yöneticileri sağ koşulları çok kötüydü. Hakem birkaç pozisyonda hata yapması bizi çok olumsuz etkiledi canım. Rakip de çok sert oynadı. Hayvan gibi oynadılar. Hayvada <laughs> haftada iki maç yapmak bizi olumsuz etkiledi. Kazanılan maçlardan sonra da bak iş değişiyor bak şimdi. Bu maça inandık çok alıştık. Dozu çok çalıştık. Doğru okuyalım. Motivasyonumuz çok yüksekti. Konsantrasyonumuza diyecek yoktu gibi değerlendirmeler yapar. Dikkat ederseniz yenilgiyi dış koşullara, başarıyı da iç koşullara verdiler. İşte biz buna yükleme diyoruz hocam. Yüklemenin iki türü var. Dışsal yükleme, içsel yükleme. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Geldik 27. soruya. Diyor ki açlık, susuzluk, cinsellik, dinlenme, uyku gibi güdüler fizyoloji kökenli birincil güdülerdir. Aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerin bir özelliği değildir? Öncelikle birincil güdüler kalıtımsal olarak doğuştan getirirler. Evrende bütün canlılarda görülür ortaktır hocam. Peki Öğrenilip sonradan değiştirilebilir mi? Kesinlikle değil hocam. Sosyal güdüler öğrenilebilir ama fizyolojik güdüler açlık susuzluk uykusuzluk öğrenilebilir mi? Öğrenilemez hocam. Bu yanlış olmuş. Peki organizmanın sürekliliğini yaşam yani şöyle söyleyeyim yaşamda kalmasını sağlar mı? Evet hocam. Fizyolojik gereksinimlerden kaynaklanır mı? Evet hocam cevap C şıkkıdır. Geldim 28. soruya. Bilinci tanımlamış. Demiş ki bilinç bireyin kendi iç dünyasının ve çevresinde olup bitenlerin farkında olmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir davranış değildir? Şimdi A şıkkına bakıyorum. Başımın belası geometriyi görüyorum. Diyor ki bir geometri problemini çözme. Bir geometri problemi çözmek kesinlikle bilinçli bir olaydır hocam. Peki bilimsel bir veriye dayanarak bir tahmin, bir akıl yürütme nedir? Yine bilinçli bir durumdur bir müzik parçasını severek dinleme direkt D şıkkına atladım. Nedir hocam? Yine değerli arkadaşım bir bilinçlik durumdur. Hocam müziği severek dinle. tam aklını, zihnini müziğe veriyorsun. Yani onun farkındasın. Farkında olduğuna göre bilinçlisin hocam. Peki atladığımız C şıkkına bakalım. Güzel bir sanat eseri değerlendirirken böyle bilinçsiz bir şekilde mi değerlendiriyorsun? Hayır. Her ne kadar sanat eseri duyguyla ilgili olsa da bilinçli bir değerlendirme yapıyoruz. Hatırlanmayan yaşantılardan etkilenme farkında olmadığımız için bilinçli değildir. Cevap da E şıkkıdır hocam. Şimdi geldik 29. soruya. Diyor ki bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerden hangisi diğerlerine göre en önce giderilmeye çalışılması gerekir ya da beklenir hocam. Yani bir takım ihtiyaçlar var. Bakalım hangisi öncelikli? Öncelikle sanatsal gereksinimler öncelik midir? Hayır ya. İlk başta yeme, içme, yatmayı gidereceğiz. Sonra güvende olacağız. Sonra ait olacağız. Sonra bilme, daha sonra estetik. En sonunda kendi gerçekleştirme gelecek. Dolayısıyla bunu eğleyelim. Güvende olma gereksinimi en aşağıda olan bir yerlerdedir. Yani yeme içmeden sonra, fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen bir ihtiyaçtır Dursun Hocam. Bilişsel gereksinimler daha üst düzeydedir. Kendi gerçekleştirme en üsttedir. Birlikte olma gereksinimi e, yine e, altta olmasa da ortalardadır. O halde cevap 5 şıkkıdır. O zaman bu 5'i arasında bir sınıflandırma yapalım. Kendini gerçekleştirme 5'in sıradadır. Sanatsal 4. Ondan sonra bilissel 3. Birlikte olma 2. Bir değerli arkadaşım güvende olma gereksinimdir. Yani en alt gereksinimimiz güvende olma gereksinimidir. Bu soruya göre. Geldik 30. soruya. Bakalım nasıl bir soruymuş. Diyor ki açlık orucuna giren kişilerin günlerce aç durması, savaş esnasında bir askerin canını seve seve vermeye razı olması, Maslow'un aşağıdaki görüşlerinden hangisini karşı bir örnek oluşturur? Maslow ne diyordu hatırlayalım? Diyordu ki fizyolojik güdüler Önceliklidir. Sosyal güdüler daha sonra gelir. Yani temelde yemek, içmek, dinlenme, uyku giderilmeden işte sosyal güdülere geçilmez. Yani temelde fizyolojik güdüler vardır. Düşünsene açsın ama başkası tarafından beğenilmek istiyorsun. Öyle bir şey var mı? Yok. Ya da tiyatroya gitmek istiyorsun? Hayır. Dolayısıyla en temelde fizyolojik güdüler vardır. Daha sonra sosyal güdüler gelir diyor. Ama burada karşı bir durum söz konusu. Sosyal güdüler ne yapmış? fizyolojik güdüleri bastırmış. Açlığa rağmen ne yapmış? Demokrasi için açlık orucuna örneğin yapmış. Ya da vatanı için canını seve seve vermiş. Dolayısıyla sosyal güdüler fizyolojik güdülere baskın gelmiş hocam. Şimdi bakıyoruz. Toplumsal güdüler bireylere göre farklılık gösterir mi? Gösterebilir aradığım bir durum değil. Fizyolojik güdüler toplumsal güdülerden daha önceliklidir cümlesi benim işime yarar. Çünkü bunu kim ifade ediyor? Masov. Karşı bir örnek var mı burada? Evet. Sosyal güdüler fizyolojik güdülerden daha öncelikli olmuştur. Mesela D şıkkına bakalım. Diyor ki sosyal güdüler bazı durumlarda fizyolojik güdülerden üstün gelirler. Sakın bunu işaretleme. Çünkü zaten bu e, parçada ifade edilendir. Biz karşı örneği aralığımız için bunları eliyoruz sevgili arkadaşım. Şimdi 31. soruya geçelim. Geçmeden de ne yapalım? Bir Çay molası kısaca verelim ve sonra devam edelim. Çayımızı içtik, başlayalım. Boğazımız kurumuştu. 31. sorudayız. Bu soruyu kendi okulumdan esinlenerek yazdım hocam. Başlayalım. Diyor ki okullar arası bir halter yarışmasına katılan haltercilerden 5'inin yarışma öncesi kendili kendilerine söyledikleri sözler dikkate alındığında güdülenme düzeyi altını çizelim. En yüksek olan çizemiyoruz bir türlü. En yüksek olan Kişi kimdir diyor bakalım. Nasıl olsa kazanamam, kendimi yormayayım diyen kişinin dalarca ki, güdülenmesi çok düşüktür. Eksi verelim. Peki burkulan bileğim çok acıyor ama ne de olsa ne olursa olsun bu ağırlığı kaldırmalıyım. Bak bahaneymiş gibi başladı ama sonra dedi ki her türlü zorluğa karşın bu işi başarmalıyım sizin gibi. Her ne olursa olsun bu sınavı kazanmalıyım. Uykusuz olsam da zorlansam da sıkıntı çeksem de bu işi başarmam lazım inşallah başarırsınız. Bu çocuk da burkulan bileğine rağmen bu işi başaracağım diyorsa güdülenmesi en yüksektir bence ama devam edelim. Yarışmaya katılarak Öğretmenimin arzusunu yerine getirdim. E bundan sonra kazanmasam da olur. Bir isteğini yerine getirdim yeterli diyor. Güdülenmesi çok düşük. Orta düzey bir ağırlık kaldırsam yeterli. Yani bana çok fazla büyük ağırlık gerekmiyor. Azıcık da kaldırsam yeterli. Güdülenmesi hedefi çok düşük hocam. Son olarak el şıkkına bakalım. Diyor ki sporculardan hiçbiri benim kadar ağırlık kaldıramaz. O yüzden çok da kasmayacağım. Burada bir kibirlenme var. Güdülenme düzeyi düşüktür. Dolayısıyla kaybetme olasılığı çok yüksektir. Defalarca gördük hocam. 32. sorudayız. Diyor ki bir duygunun psikoloji biliminde incelenebilmesi için özelliklerden hangisini taşıması lazım? Baştan söyleyelim. Gözlenebilir ve ölçülebilir olması lazım. Dolayısıyla cevap 3 ve 4'tür hocam. Geldim 33. soruya. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi tutumun duyusal bileşeniyle ilgilidir? Tutumun 3 bileşeni var hocam. Duyusal, bilişsel ve davranışsaldır. Duyusal nedir hocam? İşte olumlu olumsuz duygularımız, hislerimizle ilgili bir durumdur. Bilişsel işte düşüncelerimizle, inançlarımızla, zihinle ilgili bir durumdur. Davranış hareketle ilgili bir durumdur. Şimdi bakalım. Sigara içenlere e, ile ilgili mesela adam bir düşüncesi var. Onlarla arkadaşlık yapmıyor. Davransal olarak onlarla arkadaşlık yapmıyor. Oturmuyor, kalkmıyor. Demek ki davranışsal bir durum söz konusu. Peki sigara içilen mekanlara girmiyor. Peki bir yere oturalım diyor. Hayır orada sigara içiliyor ben girmiyorum. Dolayısıyla burada davransal bir tutum var. Peki sigaranın zararları hakkında bilgi ediniyor. Bilgi ediniyorsa düşünceyle ilgili bir durum vardır. Bu da bilisseldir. Peki sigara içen insanlara antipati Duyma, nefret etme, olumsuz duygular e, paylaşma nedir hocam? Duyuşsal özellikle ilgilidir. Son olarak sigaranın efkar dağıtını ileri sürme yine bir bahanedir. Bilişle ilgilidir, düşünceyle ilgilidir. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. 34. sorumuza geldik. Diyor ki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir parçamıza bakalım. Yolda yürürken birdenbire fenalaşarak yere düşen bir hastaya ilk başta en yakındaki kişiden müdahale eder. Fakat ondan sonra başka kişiler bu hastayla ilgilenmeyip yollarına devam ederler. Bu durumun nedeni bir kişi izleyenlerin sayısı arttıkça sorumluluğun azalmasıdır. Anahtar kelime burada. Bir kişi izleyenlerin sayısı arttıkça sorumluluk azalır. Dolayısıyla biz buna tanıklık etkisi diyoruz. Yani cevap 5 şıkıdır. Son sorumuza gelelim. Son sorumuz sosyal etki türleriyle ilgili bir soru. Bakalım bu parçada verilen örnekler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Diyor ki Patronun isteği üzerine aslında istemediği halde işten çıkarılma korkusuyla patronun sivil toplum kuruluşuna üye olma nedir? İtaat etmedir. Mecburiyetten istemediği halde yaptıysa itaat var hocam. İtaat olmayanları eledik mi? Eledik. İkincisine bakalım. Bir sivil toplum kuruluşunun programını okuyup makul bulduktan sonra o sivil toplum kuruluşuna üye olma. Okudum, beğendim kabul ettim. Dolayısıyla makul da bulduğuma göre burada ne yaptım? Benimseme yaptım hocam. O halde ikincisi benimseme olacak. E şıkkını eğilelim. Peki üçe bakalım. Sivil toplum kuruluşunun liderini beğendiği için sırf ona benzeme isteğiyle üye olduysa ne yapmış? Liderle özdeşleşmiştir. Dolayısıyla ne olacak değerli arkadaşım? İtaat, benimseme ve özdeşleşme olacak. Yani cevap C şıkkı olacak. Psikolojinin temel süreçleriyle ilgili İlk soru çözümümüzü bitirdik. Bizi bekleyen 2 ve 3 var hocam. Orada buluşacağız. İkinci teste buluşalım. Umarım sorular keyiflidir. Beklediğinize değmiştir. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.